Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Oya Oğuz bizimle birlikte. Hoş geldiniz Oya Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Şimdi hocam bir virüsle hayatımız eğitim anlamında da çok değişti. Yani çok doğru. Hayatımızın her alanı etkilendi ama evet. Eğitim de fazlasıyla etkilendi. Çok doğru. Hem uzaktan eğitim süreci, ertelenen sınavlar, şimdi adaylar için yakında tercih dönemi başlayacak. O yüzden bugün Fen Edebiyat Fakültesini tercih edecek adayların kafasındaki bazı soru işaretlerini giderelim istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Şimdi genelde şöyle oluyor son yıllarda. Fen Edebiyat Fakültesinin bir bölümünü seçecek aday. Ya onu mezun olunca ne yapacağım ben acaba? Farklı bölümlere mi gitsem, mühendislik mi okusam? İşte temel bilimlerde acaba daha mı az kazanırım gibi. Siz de biliyorsunuz bunları. Adayların ve ailelerin bazı endişeleri oluyor. Bu alana gönül veren adaylara ne söylersiniz? Ben öncelikle sözüme başlarken sevgili aday öğrencilerimiz son derece yoğun bir çalışma döneminden geçtiler. Ve ailelerin de ne kadar stresli olduğunu ben de geçmişte bir anne olarak bunları yaşadığım için biliyorum. Şu anda stres içinde de bekliyorlar. Ama ben sevgili arkadaşlarıma ve ailelerine şunu söylüyorum. Lütfen strese girmesinler. Hı. Stres düşünmeyi engeller. Ve hepsinin çalışmalarının karşılığını almalarını diliyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi Fen Edebiyat Fakültesi'ne gelelim. Evet. Fen Edebiyat Fakültesi Haliç Üniversitesi'nin 1998 yılında kurulan ilk fakültelerindendir. Fen Edebiyat Fakültesi'nin bünyesinde eğitim dili İngilizce olan mütercim tercümanlık, Amerikan kültür ve edebiyatı, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerimiz vardır. Eğitim dili Türkçe olan Türk dili edebiyatı, matematik bölümümüz. Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan, yani iki farklı bölüm. Hem eğitim dili İngilizce olan hem eğitim dili Türkçe olan psikoloji bölümümüz mevcuttur. Bu bölümlerimizde biz ne yapıyoruz? Bu bölümlerimizde bizim ana programımız sağlam bir bilim çekirdeği üzerine kurulu. Çünkü temel bir eğitim almak zorunda öğrenci ki bu hızla değişen teknolojiye ayak uydurabilsin, hızla değişen dünyamıza ayak uydurabilsin. Bunun yanında seçmeli derslerle öğrencilerimize dağarcıklarını genişletiyoruz. Dünyaya bakışlarını genişletiyoruz. Mesela bir örnek alan verelim. Alan seçimli, alan dışı seçimli. Alan dışı. Gibi. Ben moleküler biyoloji ve genetik işte son yıllarda çok da gözde. Hatta bu yıl belki bana giderek artacak. Bana göre 100 yılımızın mesleğidir. 100 yılın mesleği. Tabii bana göre çok öyle. Çok iddialı. Moleküler biyoloji ve genetik. Evet. Şimdi ben bunu seçtim. Nasıl donatacağım kendimi? Alan dışı dediğiniz mesela bu bölüm öğrencisi. Şimdi moleküler biyoloji genetik dediğimiz zaman ne demek? Öncelikle ona bakalım. Biyoloji, yaşam, canlılarla ilişkili olan bir bölüm. Biz buradaki moleküler tarzdaki olayları inceliyoruz canlılıktaki. Eskiden hastalık vardı. Ve şu hastalık diyorduk, işte tedavi süreci. Ama artık şunu diyebiliyoruz. Gendeki hangi mutasyondan dolayı bu oluştu? Ya da gene nasıl müdahale edersen ben bundan kurtulabilirim. İşte bu moleküler biyoloji ve genetiğin konularından birisidir. Genetik dediğimiz zaman nedir? Kalıtımsal olayların mekanizmasını inceliyor. O zaman bu kalıtımsal olaylarda olabilecek sorunların da yine cevabı moleküler biyoloji genetiktedir. Ben bundan dolayı dedim zamanımızın mesleği. Çünkü teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki, o kadar güzel artık elimizde cihazlar, her şeyimiz, laboratuvar imkanlarımız. Şöyle değil mi? Şimdi siz bu örnekleri verirken mesela ilgilisi, gerçekten buna ilgi duyan diyorsunuz ya işte sorunsalı budur. Moleküler biyoloji genetik şuna kafa yorur ve yorar. Heyecanlanıyorsa sonrasında o ortama girdiğinde, o laboratuvara girdiğinde böyle bir kalbinde kelebekler uçuyorsa ya ben burada olmam lazım hissi geliyorsa zaten doğru alanda ilerlemiş demektir. O sinyalleri işte görmelerine engel olacak çok fazla da dış ses var ya. İşte şunun kızı şurayı kazandı, çok para var, bir şey var. Dolayısıyla bence biraz bunu düşünmesinler. Bunlar artık bir dursun şurada. Artık zamanımız çok değişti. Ben size şunu söyleyebilirim. Dünya değişti. Klasik düşünmeden lütfen herkesi bir kenara bıraksın.
artık sınırlar kalktı. Hı hı. Yani şu anda eğer ki siz mesleğinizde iyiseniz ve kendinizi farklılaştırabiliyorsanız, bu farklılaştırmayı nasıl yapabilirsiniz? Bir derslerinize başarılı olacaksınız. Birincisi o. Hı-hı. Bu 4 yıllık bir süreç. Evet. Bu 4 yıllık süreçte herkes ben bu mesleği en iyi şekilde yapacağım diyerek hazırlanmalı bu 4 yıllık tamam. süreç. Bunu yaparken biz onlara çift ana dal yan dal imkanları sunuyoruz. Tam bunu diyecektim. Yani aslında o sınırlar artık fakülte içinde de yok. Üniversite içinde de üniversite yok. Üniversite içinde de yok. Evet. Çünkü bir her şeyin sonu da değil. O bölümü çok istiyordum, olmadı. Ama başka bir bölümü seçip onunla yan dal yapabiliyor. Yan dal yapabiliyor. Çift ana dal yapabiliyor. O bir sertifika programıdır. Sertifika transkriptinde o almış olduğu dersler gözükür. Ama çift ana dal yaparsa ikinci bir diploması olur. Gerekir. Ben buradan güzel de bir örnek vereyim hemen sizinle bu konuşmamızda. Bizim moleküler biyoloji genetikte gerçekten çok çalışkan bir öğrencimiz matematik bölümüyle çift ana dal yapmak istedi. Matematik bölümü ve moleküler biyoloji genetik. Matematik bölümünü de o dönem birincilikle bitirdi. Ve o arkadaşımız şu anda Danimarka Teknik Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Kendisiyle konuştuğum zaman hocam dedi beni başka türlü kabul etmezlerdi zaten. Benim çift ana dal yapmış olmam, moleküler biyolojinin yanında bir matematik diplomam da olmuş olması benim kabul edilmemi sağladı. Yani biz kendimizi farklılaştıracağız. Öncelikle mesleğimize iyisek biz mutlaka bir yere geliriz. Bunu hem veliler düşünsün hem öğrenciler. Sevmediğiniz bir branşta başarılı olamazsınız. Ama şunu da söylüyorum. Şu anda lise mezunu hepsi. Farklı şeyler düşünüyorlar. Tam işin içine girmemişler. Tam bilemiyor da. Tam bilemiyor. Yani konuşuyoruz şunu söylüyor. Peki hiç diyorum o bahsettiğin alandaki birinin bir günü nasıl geçer? Evet. Çalışma ortamı nasıldır? Hayat şekli nasıldır biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Etrafımda da hiç tanıdığım yok. İşte bunun da yolları var değil mi? Tabii. Tanıtım günleri bunun için ve bunu hem online olarak yapacağız üniversitemiz programını hem de yüz yüze yapacağız. Ve ben yüz yüzeye de gelsinler istiyorum. Bizlerle konuşsunlar. Hepimiz üniversitemizdeyiz. Onlara laboratuvarlarımızı gezdirelim, anlatalım. Ve ben gençlere yardımcı olmak istiyorum. Şöyle kendilerini kısıtlamasınlar. Şu an A mesleğini çok isteyebilir kişi. Evet. Ama başladı lise öğrencisi ve bir müddet sonra şunu düşünebilir. Ya acaba ben başka bir meslekte mi? Çift ana dal da hani istemiyorum. Şu meslekte de başarılı olabilir miyim diye. Evet, yatay geçiş programlarımız var, bölümler arası. Yani o arkadaşımız yatay geçiş koşullarını sağlaması koşuluyla bir başka bölüme geçiş yapabilir. Yani üniversitemizde benim bildiğim fakültelerin isimlerini vermek istemiyorum. Ben Fen Edebiyat Fakültesi. Bir başka reklama girmez verin hocam bize, fakültelerden bahsediyoruz. Bizden mesela mühendislik fakültesinden bizde psikoloji bölümüne geçmek isteyen yatay geçiş koşullarını sağlayarak. Tamam. Çünkü oradaki giriş puanları orada önemli. Tabii. Veya bizden de gidenler oldu. Tamam. Ve başarılı oluyorlar. Çift ana dal yapan mesela bizim matematik bölümü. Matematik bölümü biliyorsunuz nedir? Bir esasında o da bir dildir. Yani doğanın olaylarını anlamamız için kullanmış olduğumuz bir dildir. Şimdi buradan mezun olan öğrencilerimiz illaki kimisi pür matematikçi, ben akademisyen olacağım. Evet, öğrencilerimiz lütfen web sayfalarını incelesinler. Hocaların CV'lerine baksınlar. Bakıyorlar. Mutlaka ve mutlaka incelesinler. Bu çok önemli. Mesela dediğiniz akademik ya yönünü çizdi. Dedi ki ben bir fikrim var. Bunu yeşertmek istiyorum. Girişimci olmak istiyorum. Şimdi üniversitelerin içinde teknoloji transfer ofisleri var. Teknoparklar var. Evet. Yani o kapıdan girdikten sonra aslında o ortamdan alacağı ilham ve güvenle. Çünkü üniversite bir ortam sağlıyor. Evet. Gerisi de genç arkadaşımla bitiyor. Bu konuda yeni bir yönetim anlayışıyla hem mütevelliyet başkanımıza esasında çok teşekkür etmek isterim. Çünkü daha yeni geçen hafta bir toplantı yaptık. Orada gerçekten çok mutlu oldum. Hem rektörümüzün önderliğinde
Kuluçka merkezimizi kurduk ve teknoloji transfer ofisimiz kuruldu. Şimdi bunlar çok önemli. Neden önemli? Şimdi Kuluçka merkezinde girişimcilikle ilişkili fikirleri olan öğrencilerimiz, hocalarımız orada mentorlar vasıtasıyla projelerini geliştirirler. Aktif hayatı geçirebilmek için projelerini işte o mentorlardan yardım alırlar. Bu da onlara ne sağlar? Dünya hızlan gelişiyor. Bir an önce mesleklerinde mezun oldukları zaman neyle karşılaşacakları konusunda kendilerine sorularına karşı, kendi kendilerine soracakları sorulara karşı cevap bulmuş olurlar. Yani şu, dar bir meslek anlayışıyla artık hayat çok zor. Dünya bu pandemiyle birlikte çok farklı bir şeye gitti. Mesela biz bu Haliç X'de çok güzel bir teknolojik altyapımız olduğunu gördük. Şöyle ki 1300 dersimizi biz hiç vakit kaybetmeden online olarak yapabildik. Öğrenciler hiç zaman kaybetmediler. Sınavlarını oldular. Bu gayet güzel bir şey. Şimdi biz diyoruz ki aynı bir mottomuz var diyeyim. Sanal gerçeklikte yerini al, hayallerini gerçeğe dönüştür. Sanal gerçeklik çok şimdi önemli bir kavram olarak ortaya çıktı. Şimdi bu son derece önemli. Artacak yani, önemli. Bu pandemi bunu bize gösterdi. Ve artık yapmış olduğumuz online dersleri daha farklı sanal gerçeklik ortamında öğrencilerin daha iyi algılayabileceği, daha iyi bu iş nasıl olabilir sorgusunu sorgulayabilecekleri bir duruma getirecek. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Yani arkadaşlarımız ümitsiz olmasınlar. Elimizden gelen her şey onlar içindir. Biz aynı zamanda evet girişimciliği ön plana almış araştırma üniversitesi olma hedefinde olan bir üniversiteyiz ama öğrenci merkezdeyiz. Öğrenci merkezi. Şimdi bu çok önemli. Şöyle bir örnek isteyeceğim son dakikalarda. Şu an bayram sohbetinde. Sizle yayın öncesi bayramlaştık ama tekrar iyi bayramlar diyelim bütün ben de izleyicilerimize, aynı şekilde bizi izleyen tüm, ülkemin bayramını tebrik ederim. Ayrıca genç arkadaşlarımın bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramı huzur içinde geçirsinler. Huzur içinde geçirsinler. Umarız çifte bayram olur. Tercih dönemi tabii de hemen akabinde geliyor. Çifte bayram olacak şimdi zaten onlara. Şu anda bir bayram sofrasında, sohbetinde genç arkadaşım ikna etmeye çalışıyor diyelim aileyi. Dedik ya moleküler biyoloji genetik örneğinden başladık. Öyle devam edelim. Şimdi iyi de o bölüm mezunu ne yapacakmış kızım şimdi? Nerede çalışacakmış? Yani hiç etrafta da yok ki bu işi bitirmiş, bu bölümü bitirmiş, mezun olmuş. Haliyle bir görmek istiyor insan. Nerede çalışıyor bunlar? Araştırma merkezinde çalışabilir. Yani bütün laboratuvarlarda yani tabii ki sağlıkla ilişkili olan çalışabilir. Akademisyen olarak çalışabilir. Bunun dışında artık moleküler biyoloji genetik dediğim gibi yüzyılımızın bir mesleği. Yurt dışı ile entegre. Çünkü biz sağlık onlara alanında, online'da nasıl İşte sanal gerçeklik de nasıl eğitim alacakları bunları veriyoruz. Teknolojiyle şimdi, bunları iç içe yetiştiriyoruz. Bu örnek özelinde aslında şuraya gelmek istedim. Diyelim ki bu moleküler biyoloji genetik de olmayabilir. Ailenin çok tanımadığı, bilmediği, mesela etrafta mezununu diyelim, görmediği bir bölüm. Mesela çocuk nasıl ikna size edecek? Yani ne diyecek? Bölümünden mezun bir kişi. Şu anda otomasyon sistemine bütün dünya geçti mi? Evet. Bütün dünya otomasyon sistemine geçti. Yani nedir? Buralarda modellemeler önemli. Yani disiplinler arası çalışmalar önemli. O zaman iyi bir matematik bilgisine sahipse bu kişi kendine uluslararası platformda yer bulabilir. Zaten matematiğin kendi bir dili var. Ve biz dikkat ederseniz moleküler biyoloji genetik İngilizce eğitim yapıyoruz dedik. Matematiğin kendi bir dili var. Matematik o dilini kullanan her dile kolayca giriş yapabilir. Çünkü matematik dilini biliyor. Şimdi ben de matematik dilini biliyorum. Yönetmenim de matematik dilini biliyor. Son saniye veda et dedi hocam.
matematik bilimi bize süremizin dolduğunu söyledi. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben size çok teşekkür ediyorum ve öğrencilerime tekrardan hayatları boyunca mutlu günler diliyorum. Çok sağ olun. Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Oya Oğuz bizimle birlikteydi. Bu programımızın da sonuna geldik.